Futbol Net'ten herkese merhaba. Ben Numan Gülşen. Bugün Ali Ece ile birlikte karşınızdayız. Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız Ali Ece ile birlikte. Ali abi hoş geldin öncelikle. Merhabalar. İstersen milli takımla başlayalım. Çünkü son zamanlardaki sakatlık haberleri canımızı sıkmaya başladı. Dorukhan Toköz'le başlayan bir furya oldu. Melih Demiral, ardından Yusuf Yazıcı, son hafta itibariyle Cenk Tosun, Ozan Kabak ve dün akşam da Ömer Toprak sakatlandı. Milli takımda bir hayli sıkıntılı bir süreç var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu sakatlıkları? Nasıl görüyorsun milli takımımızdaki Euro 2020 şansını? Bu durumda nasıl bir kadro olacak? Nasıl bir planlama olacak? Senin görüşlerin nelerdir? Bütün oyuncularımıza çok geçmiş olsun. Cenk'e, Ozan'a, daha önce sakatlanan Merih'e, Yusuf'a, Ömer'e, Dorukhan'a, Abdülkadir'e. Abdülkadir, Dorukhan antrenmanlara başladılar. Onlar da daha güçlü dönecekler. Cenk'le Ozan da daha güçlü dönecekler. Gruptan çıkmamızı sağlayan faktörler arasında bir kere stoperlerimizin bugüne kadarki Türkiye milli takım formasıyla çok uzun yıllardır en iyi stoper performansı, en güçlü stoper tandemiydi. Öyle ki yani Merih Çağlar çok iyi bir ikili olmakla beraber bir de diyorduk ki yani Ozan Kaba yedek bırakma lüksümüz var diyorduk. Hiçbir zaman Türkiye milli takımının bu kadar stoperde oyuncu havuzunda böyle bir lüksü olmamıştı. Onun dışında yani Serdar Aziz, Ömer Toprak gibi daha önce milli takımda ideal ikili olarak görülenler, bu gençler çıkmadan önce, Merihler, Ozanlar çıkmadan önce kağıt üzerinde ideal ikili Serdar Aziz, Ömer Toprak gözüküyordu. Hatta Fatih Terim Hoca zamanında sık sık hani öyle denemeler yapıyordu hoca. Bir de tabii şöyle bir şey var. Biz elemeler boyunca rakipleri daha iyi durdurup daha sonra golü bulma. Yani savunmayı hücumdan daha iyi yaptık. Oyuncu malzemesiyle de alakalı bu. Ama hücumda da gerçekten o dönemde Everton'da fazla forma şansı bulamasa da Cenk Tosun çok kritik gollere imza attı. Onun da sakatlığı tam işte Everton'dan ayrılıp Crystal Palace'da kiralık olarak sürekli oynamaya başlamışken Everton'a göre göreceli olarak yine her maç 11'de oynamıyordu ama Everton'a neredeyse hiç oynatılmıyordu bir yere. Evet. O açıdan da talihsizlik. Şenol Güneş Hoca'nın dediğin, Şenol Hoca demeden önce ben programda ne bile söylemiştim. Asıl hedef 2020 Avrupa Şampiyonası değil de 2022 Dünya Kupası olmalı. Evet, hatırlıyorum. Çünkü oyuncularımızın yaş ortalaması olarak artı böyle turnuva tecrübesi başka bir şey. Yani şimdi elimizde şöyle oyuncular var. Yani en son Euro 2020'de oynayabilecek en fazla yaş olarak. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi oyuncular. Forvet hattında, ofansif orta sahada, kreatif orta sahada eksiklerimiz var. Onların da yeni kuşaktan gelmesini, pişmesini bekliyoruz. Onların da geleceğine inanıyorum. O zaman daha böyle komple dolu bir takımımız olacak. Artı böyle turnuva tecrübesi Euro 2020 ne olursa olsun. Hani bence de tabii bir çeyrek final, bir yarım final yaparsak çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hatta şampiyon olalım mümkünse. Ama gerçekçi olursak 2022 Dünya Kupası'nda daha büyük başarı, daha gerçekçi başarı hedefi için 2020 Avrupa Şampiyonası'na tecrübeye ihtiyacımız var. Şimdi bu kilit oyuncuların yeri nasıl dolacak tecrübesi. Acı bir tecrübe olacak ama 2022 için iyi bir tecrübe olabilir. Evet. Bize bir artılar sağlayabilir. Yani aslında şuradan başlamak gerekir belki. Bu genç takım Lucescu zamanında oturtulmaya başlandı. Ve şimdi Şenol Güneş zamanında tam biraz daha pişmiş dönem olarak adlandırabiliriz belki de amiyane olarak. O döneme girdi ama böyle bir problemle karşı karşıya kaldık. Şimdi forvet hattına bakıyorum. Son olarak işte Cenk Tosun sakatlandı. Cenk Tosun'un yerine gelebilecek isimler. Enes Ünal, Burak Yılmaz birinci Büyük ihtimal. Şimdi ben de oraya gelecektim. Adem Büyük performansı bir de son Kenan dönemde Karaman çıkan. Kenan Karaman da var. Adem Büyük'ün milli takıma girme şansı sanırım Cenk Tosun'un da sakatlanmasıyla birlikte ki Falcao'dan, Cenk Tosun sakatlanmasa da vardı. Falcao'nun çok iyi performans da sergiledi. Evet. Gereğini yaptı, golcü düşünü yaptı orada. Türk forvet eksiğimiz var. Hem ligde hem milli takımda. Adem de gayet iyi performans sergiliyor. Sonuçta sezon başında hani Falcao'ya bir şey olursa Adem Büyük oynar. Merak etmeyin. Duygusu yoktu. Taraftarların %70'inde yoktu. Ama tırnaklarıyla kazdı. Çok çalıştı. Adem'in asıl rakibi hiçbir zaman yetenek konusunda olmadı. Adem sinirini kontrol edemiyordu. Bu yüzden işte oyun disiplininde eksikler oluyordu. Bu yüzden Adem'le devamlılık olmuyordu. Bir de Adem merkez oyuncusu. Çocuk yaşlardan beri. Birçok farklı takımda onu sağ ön, sol önde gördük. Oralarda yarı randımanla oynuyor. Çünkü merkez oyuncusu, santrafor. Çok küçük yaş gruplarında, 15-16 yaşındayken gol rekorları kıran bir oyuncuydu. Santrafor gol rekoru kırar. Yani, ya da işte böyle Maradona gibi falan çok özeldir. Öyle bir oyuncu da değil. O kadar da değil doğal yetenek olarak. Ama yetenekli bir oyuncu. Türk
forvet yetenek ortalamasında küçük yaşlardan biri yeteneğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Mesela aldığı böyle kafa toplarına bakarsan, sırf kafayla attığı goller değil, böyle sırtı dönük pozisyonlarda stoperler, kendinden 10 santim uzun stoperden top almayı becerebilen bir oyuncu bu hava toplarında. Onun dışında yerden de tek pas oyununu oynadığı zaman çok etkili olabilen bir oyuncu. Galatasaray'ın son zamanda attığı en iyi takım golünde asisti yapan Adem Büyük. Yani Galatasaray'da birçok yetenekli oyuncu var. Onyekuru, Seri, tabii ki Falcao en başta. Muslera, Lemina, Saracchi, Mariano. Bayağı yetenekli oyuncular var. Ama Adem onlar kadar yetenekli olmasa da o takıma bir şekilde girip katkı sağlamayı başardı. Milli takımda da benzerini yapabileceğine dair çok güçlü sinyaller verdi. Son olarak bir de Enes Ünal'ı abi sormak istiyorum sana. Enes'in şimdi kariyerine baktığımız zaman çok ilginç bir kariyer olarak adlandırılabilir belki. Bursaspor'da yetişti, Manchester City aldı, daha sonra kiralandı Hollanda'ya, şimdi İspanya'da, Valladolid'de. Evet, şu andaki en büyük avantajı gelmiş geçmiş en büyük 5 gol sanatçısından bir tanesinin Valladolid'in başkanı olması. Ronaldo. Fenomen olan bu arada tabii Ronaldo. Öbürü de fenomen. Yani onun lakabı fenomen. Evet. Fenomen demek yani çok üstünde performans sergileyen, çok etkileyici. Yani en basit anlama indirgersek. Yani Portekizli de fenomen, Brezilya da fenomen ama Brezilyalı direkt santrafor model alınan oyuncu. Yani mesela Zlatan İbrahimovic odasının duvarına Brezilya Ronaldo'nun posterini asıyor. Böyle bir oyuncu. Enes için de büyük şans bu. Başkanın Ronaldo olması çok büyük şans. Son haftalarda daha iyi oynamaya başladı. Aslında 2-3 aydır şöyle bir toparlanma ivmesinden girdi. Ama Manchester City'ye giderken Bursaspor'dan yani 3-4 yıl sonra çok daha iyi yerde olmasını bekliyorduk. Ama hiçbir şey için geç değil. Akıllı bir çocuk, düzgün bir çocuk, disiplinli bir çocuk. Sporcu kimliği ağır basan bir çocuk. Bütün hayatı spor sevgisi üzerine kurulu bir çocuk. Yani müstakbel işiyle tatilde bile top oynuyor işte gördüğümüz gibi. Evet. Bunlar onun artıları. Ama Cenk Tosun farklı bir oyuncu hepsinden. Cenk'in olayı şu. Monaco maçından sonra Dünya Kupası kazanmış. Fransa milli takımına kaptanlık yapmış. Marcel Desailly iki ayrı takımla Şampiyon Ligi kazanmış. Hem de üst üste kazanmış. Önce Marsilya ile 93'te. Daha sonra Milan'la 94'te. Marcel Desailly sizin santrafor değişik demişti. Yani desen ki hangi özelliğiyle, hani mesela kafa vuruşları ilk 5'e girer mi? Girmez. Dünyada diyor. Ya da Avrupa'da Şampiyon Ligi'nde diyor. İşte kontratak oyununda girer mi? Girmez. Ama her şeyi yeterince iyi yapıyor. Cenk Tosun'u böyle tarif etmişti. Yani hiçbir şey 10 üzerinden 10 değil ama her bir şey 10 üzerinden 7 demeye getirmişti. Direkt onu böyle söylemedi de daha basitleştirmek için bu şekilde çeviriyorum. Design de bir zamanda kitabını çevirdiğim için onun laflarını çevirme hakkım da var diye düşünüyorum. böyle bir oyuncu Cenk. Şimdi mesela Enes'in bazı özellikleri gayet iyi. Ama bazı özellikleri Cenk'in gerisinde. Adem'in bazı özellikleri, birkaç özelliği Adem'in Cenk'in önünde ama 3-4 özelliği de gerisinde. Cenk'le her türlü oyunu oynayabiliyorsun. Adem aslında ona en yakın oyuncu yine diğerleri arasında. Yani Enes. Şimdi bir şu var. İşte Enes'in ofansif oynayan bir takımda, sürekli rakibe karşı pres yaparak rakip yarı sahada oynayan bir takımda ne kadar etkili olduğunu Hollanda Ligi'nde oynarken gördük. Ki o dönemde Twente'de gol olup yerken Hakim Ziyeh ile beraber oynuyordu. Sonra Hakim Ziyeh işte Ajax'a transfer olduğu zaman gol sayısında birazcık bir azalma oldu. Yani daha çok böyle servis yapılması gereken bir oyuncu Enes Ünal. Daha sonraki kariyerinde ise İspanya'da özellikle. Villarreal hariç hep daha oyunu geride kabul eden takımların santraforu oldu ve başka türlü oynamak zorunda kaldı. En başta bunda zorlandı. Ki ilk Belçika Ligi'ne gittiği zaman da Enes, yani Belçika Ligi'nde Hollanda Ligi'ne göre bir adım geride oynanıyor ofansif açıdan. Yani santrafın işi biraz daha zor. Sörloth örneğinde gördüğümüz gibi. Ne kadar iyi bir golcü Sörloth yani. Ne kadar etkileyici bir oyuncu. Belçika'da etkileyici performansları pek yoktu. Belçika Ligi farklı. Mesela Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Zulte Varagem'e Larin düşün. Mesela Larin hani büyük takım santraforu mu? Hayır. Ama Belçika Ligi'nde o oyunda iş yapıyor mu? Yapıyor. Ama işte Enes Bursaspor'da büyük takım santraforu kimliği vardı. O yüzden Manchester City onu transfer etti. O yüzden onu Hollanda'da, yani önce Belçika'ya verdi, orada olmadı ama Hollanda'da oldu. Yani şimdi milli takımımız daha böyle Hollanda liginden çok Belçika ligindeki futbolu oynuyor diyelim. Yakınlık olarak. Daha farklı oynuyor da hani bu milli takımımız gelmiş geçmiş en ofansif oynayan milli takımımız değil. O yüzden Cenk Tosun gibi topla az buluşsa da o Marcel Desailly'in tarif ettiği gibi her şeyi yeterince iyi yapabilen, hiçbir şeyi çok iyi yapmasa da her şeyi yeterince iyi yapabilen bir santrafor
ideal santraforuydu. Mesela Burak Yılmaz'ın da önünde benim için. Mesela Burak Yılmaz'ın savunma arkasında koşusu, o ayak içi plasesi, onları gole çevirme yüzdesi Burak Yılmaz'ınki, Cenk Tosun'unkin önünde. Yani Burak Yılmaz'ın özel yetenekleri onlar. Bu yaşta da hala onları çok iyi yapabiliyor. Hızında hiçbir azalma yok mesela. Ama Cenk Tosun onu da yapıyor. Burak'tan eksi 2 yapsa da Burak'ın yapamadığı birçok şeyde Burak artı 2 yapabiliyor. Sırtı dönük oynama. İşte kontratak geçişlerinde pas istasyonu olma. Çizgiye açılarak oynayabilme. İşte kenardan iç forvet pozisyonuna top taşıyabilme. Mesela Monaco işte deplasmanı yine aynı şekilde. Mesela yanındaki oyuncuyu da yücelten bir oyuncu oluyor Cenk Tosun. O açıdan daha bir tamamlayıcı bir oyuncu. O açıdan yani Enes mi Cenk'e daha yakın? Adem mi? Adem daha yakın. Çünkü Adem'in de sağ ön sol ön oynama tecrübesi var. O topu kaybetmeme, o topun daha kıymetli olduğunu. Ama işte Enes'in ilerleyen yıllarda bu şekilde devam ederse toparlanma ivmesi. İlerleyen yıllarda zaten bir süre sonra Burak Yılmaz artık futbol bırakacak, yaşayacağı normal olarak herkes gibi. O zaman Enes bir öne çıkacak. Yani daha farklı oyun planlarında Enes olabilir. Cenk, Adem. Adem'in de tabii son yaş olarak da Adem de yani evet. Geç milli takım havuzuna dahil olan bir oyuncu. Ama Adem önemli sorunu halletti. Artık %100 konsantre, sakin şekilde ve işte verimli olarak 90 dakika yayabiliyor. Çünkü sinirden yenilmiyor. Bakalım tabii. Bu sakatlıklar milli takımımızı bence çok düşündürdü. Bence şu da sıkıntılı. Bundan sonrası için umarız sakatlık olmaz da kimsede. Şimdi herkes şunu söylüyor. Melih sakatlandığı zaman çok geçmiş olsun. Herkes çok üzüldü. Teselli işte Ozan var. Şimdi Ozan sakatlandı. Aslında şöyle turnuvada zaten vatandaşın istediği yerlere çıkacaksak çeyrek final, yarı final. Ya herhangi bir turnuvayı çeyrek final, yarı finale kadar aynı 11 ile götüren çok az takım var. Zaten böyle hiç geniş kadro gerekiyor. Turnuva takımı, turnuva başarısı için zaten oyuncu malzemesinin daha geniş, daha böyle alternatif. Yani turnuvalarda yedek oyuncular olmaz. Alternatif oyuncu olur. Evet. Avrupa Şampiyonası'ndaki en son büyük başarımız 2008. Tolga Zengin oynayacaktı neredeyse orta sahada yarı finalde Almanya'ya karşı. Biliyorsun bunu açıkladı Oğuz Çetin, Metin Tekin, Fatih Terim hocalar o dönemde. Bir ara düşündük yani hani oyuncu kalmamıştı sakatlıklar evet. nedeniyle. Yani Hamit Altıntop turnuvaya hangi mevkide başladı, hangi mevkide bitirdi? Yani bir de mesela Nihat o kadar efsane bir gol attı. Turun geçilmesini baş roldeydi. Evet. Çek Cumhuriyeti karşısında. Petçe hayatında kaç tane öyle gol yedi? O kadar çaresiz kaldı. Ama Nihat sonra devam edemedi turnuvaya. Turnuvaların olayı bu. Evet. Bu arada Enes'ten girmişken İspanya'ya da girelim diyorum Ali abi. Geçtiğimiz hafta El Clasico vardı. Şampiyonluk yarışı biraz daha kızıştı orada. Real Madrid-Barcelona. İlklerin de yaşandığı, uzun zaman sonra ilklerin yaşandığı bir maçta oldu. 7 maç sonra El Clasico galibiyeti aldı Real Madrid. Görüntüler mi? Görüntüleri burada kullanamıyoruz. Öyle ha doğru. Aha. Normal televizyonda kullanıyoruz. Televizyonda izlersiniz NTV'de yayın yaparken ayrıca. Real Madrid'in Ronaldo sonrası ilk galibiyeti oldu. Messi de Ronaldo'nun gittiğinden beri gol atamıyor. Bernabeu'da ilk galibiyeti oldu. Ronaldo gittiğinden beri. Öyle o şekilde mi? 7 maç sonra El Clasico galibiyeti oldu. Bernabeu'da şimdi bir kere sanırım 4 maç sonra. Şunu bu maç özelinde yine Ronaldo'nun önemli bir etkisi var. Vinicius maçın yıldızlarından Real Madrid'in kenar forveti. Ronaldo hayranı. Attığı golden sonra da Ronaldo'nun önünde Ronaldo'nun sevincini taklit etti. Soyunma odasına da Ronaldo gelmiş devre arasında. Evet, ben de onu da söyledi oyunculardan bazıları. Onlar önemli etkiler. Yani Ronaldo oynamadı değil. Ronaldo'nun Real Madrid'e pozitif katkısı oldu. Gelmesi yetti. Messi konusunda Messi'nin yapabileceği bir yere kadar artık. Neden? Suarez oynadığı zaman evet. Şimdi Barcelona teknik direktörü Setién büyük ihtimal yani tahmin ediyorum oyun üzerine çok düşünen bir teknik direktör. Ki Real Betis'le Bernabeu'da Real Madrid yenebiliyor. Barcelona'yla niye yenemedi? Tabii ki eksiklerin önemli rolü var. Yani Suarez'in olmaması demek. Aynı anda Dembele'nin de olmaması demek ama öncelikle Suarez'in. Çünkü Dembele sakatlıklar nedeniyle şöyle bir hani bu takımın da banko oyuncusuyum dedirtemedi bize. Kendisi evet. de söyleyemedi bunu. Çünkü birçok sıkıntı yaşadı. Devamsızlık sorunu vardı ama. Şimdi Manchester City aynı sahada Bernabeu'da kısa süre önce Real Madrid'i yenerken sadece yenmekle kalmadı. Bayağı uzun sekanslarda da üstün olan taraftı. Ve 4-4-2 oynadılar. Guardiola'nın planı. Setién zaten Guardiola hayranı. Ve onun 4-4-2'sinden kopya çekme
çekmiş olabilir diye düşünüyorum. Çekmeye çalışmış olabilir ama tutmadı. Neden? Çünkü City'nin 4-4-2'sinde bir kere kafadan o öndeki ikili ve hemen kenarlarda ikiliye en yakın kenar forvet olunca, City'ye top gelince kenar forvet olunca o 4-2-4 gibi oluyordu. Yani Mahrez çok hızlı. De Bruyne de hızlı oyuncu. De Bruyne hızlı. Gabriel Jesus zaten çok hızlı bir oyuncu. Şeyle mukayese edilemeyecek kadar hızlı. Mesela Griezmann gayet iyi oyuncu. Messi süper bir oyuncu ama aralarına mutlaka bir koşucu lazım. Yani onların atacağı toplara koşabilecek. Suarez aynı zamanda bir koşucudur. Eskisi kadar olmasa da yine de mesela Griezmann'a göre savunma arkasına koşu, çizgiden açılan topa yüksek tempolu koşu hepsini yapabilen ve topla bir şekilde buluşabilen oyuncudur hızı sayesinde. Bu topları kim buluşacak? Messi ile Griezmann'ın attığı toplara. Messi Griezmann'ı, Griezmann Messi mi kaçıracak? Söz konusu bile değil. Mevkileri çatışıyor zaten orada kafadan. Orada açıkçası oyuncu malzemesine takıldı ki çok enteresan. Braithwaite, Danimarkalı oyuncu. Acil transfer kontenjanından alabildikleri oyuncu. Asla Barcelona kalibresinde bir oyuncu değil. Ancak Braithwaite'ın hızı, Braithwaite'ın dahi hızı oyuna girdikten sonra şu maçta Barcelona'nın hareketlenmesine neden oldu. Hareketlenmesini ve üst üste pozisyonlar yakalaması sağladı ki Braithwaite golü çevirse işte orada hani Braithwaite'ın hızı çok işe yaradı. Ama işte o bitiriciliği Barcelona seviyesinde niye bir oyuncu olmadığını çok net gösterdi. Dönende de golü yedi. İki kaleci mükemmeldi. Gerçekten. Ya Ter Stegen ve Courtois. Ben böyle şey görmedim. Courtois özellikle çok iyiydi maçta. Yani bir ara maçı izlerken şöyle düşündüm. Bir kalede Karius olsa, öbüründe de işte Karius'a benzer performans sergileyen kaleci olsa kaç kaç biterdi maç acaba? 4-3, 5-4 falan biterdi öyle söyleyeyim. Ya Ter Stegen zaten çok küçük yaşlardan beri olağanüstü bulduğum bir kaleci. Keşke hep Borussia Mönchengladbach kalecisi kalsaydı. Yalan yok ya. Ben öyle kaleci görmedim. Ki şampiyonluk gören Mönchengladbachlılar bile söylüyor. Yani o UEFA şampiyonu olan, Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çıkan takımda bile böyle kaleci yok kardeşim. Yani Alman milli takımın kalecisi işte yani. Yani Neuer'le karşılaştırabilecek kalibrede bir kaleciden bahsediyoruz. Şu an hatta bir adım öne geçti herhalde ki. Şu an önde. Bayern Münihliler de bunun için biraz homurdanmaya başladı biliyorsun milli takım konusunda. Eğer Neuer almazsanız biz oyuncu da göndermeyiz diyorlar Bayern Münihliler. Ama faydası yok diyorsun. Beni gram ilgilendirmiyor. Yani bana onların vasat yaklaşımından yani kardeşim. Ben Alman da değilim. Alman bir takımda tutmuyorum. Ter Stegen çok iyi kaleci ya. Neuer de süper kaleci. Keşke Beşiktaş'ın kalecisi olsa Neuer ya şimdi. Alman kalecinin iki tane kötüsü var zaten. İkisi de Beşiktaş'ta oynadı ya. Benim konum değil bu. Ne olur. Programın şey, konunun içinde kalalım. Oralara tamam. Gitmeyelim. Lütfen rica ediyorum. Tamam. Lütfen. Neyse. Barcelona'da Ansu Fati oynayamaz mıydı? Hani 17 yaşında sürekli oynatmak oyuncuyu tırnak içinde yakar mı? Altı pişer mi? Ya Barcelona geleneğinde değil o kadar diye düşünüyorum ki Setién hep futbolculuğunda da Barcelona'nın oyununa hayran kalan Barcelona futbolcuların. O dönemde Cruyff'un hayranı. Cruyff takır takır oynuyordu işte gencecik demiyordu. Oğlunu bile tanımıyordu yani. Oğlunu da oynuyordu. Jordi oynayacaksın. Baskı olur baba. Olmaz kardeşim. Yani bu çünkü ne kadar iyisen o kadar olgunsundur yaklaşımı. O Ansu Fati konusunu hani bu maça özeldir. Sakatlık, işte yanlı oyuncu falan. Peki eyvallah ama zaten Barcelona'nın ilk kez görüyorum kadrosu. Bu kadar kısıtlı, çok enteresan ama gerçek. Sakatlıklar nedeniyle de. Ama bence genel yönetim olarak o Bartomeu, Real Madrid'in en sevdiği başkan. Yani çünkü o kadar kötü ki performans gerçekten. Ayrıca neredeyse sadece bu takım içi dinamikler, sakatlıklar nedeniyle işte hız, pas, teknik dengesi kurulamadığı gibi kulüp içi dengeler de bozuk. Yani ve Abidal'le Messi'nin bir tartışmanın iki ayrı kutbu olacağı 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Evet, ilginç olaylar yaşanıyor Barcelona'da. Şu an için puan durumu da 56 puan önde. Bir puanla önde Barcelona'nın. Tabii daha Real Madrid'in sorunu olacağı belli olmaz da. Şimdi Real Madrid'in en golcüsü tabii Benzema. Ama takımın geri kalanından yeterince gol katkısı alamıyor. Örneğin zaten Vinicius hani hızlı, yetenekli, sprinter. Geçen Serdar Ali 19 yaşında mı 21 yaşında mı tartışması yaşadık. Tam ikisinin ortasıymış. Yani 19'dan bayağı zaman almış. 20'ye doğru ilerliyor ama 20 yaşından tam doldurmadan derbiye damga vurdu. Ama daha önce çok kaçırdı. Bu arada El Clasico'da gol atan en genç oyuncu oldu. Çok kaçırdı. Yani şey olarak daha önceki maçlarda saç baş olduruyordu. En golcü Benzema. Sonra kim sence en golcü Real Madrid'de? Ramos. Aklıma geldi de söylemeyeyim. Ramos'un gol atması sürpriz değil. Evet. En golcü stoperlerden bir tanesi tarihteki. Ama üçüncü en golcü işte Kroos ve 3 gol.
Ya Kroos çok yetenekli bir oyuncu. Orta sahanın tempo belirleyicisi, derin oyun kurucusu, isterse sarkık oyun kurucusu. Her yerde oyunu kurar Kroos. Ama golcünün önlü bir oyuncu değil. İstatistikleriyle değil de sahada yaptıklarıyla ön plana çıkan ama kağıt üstünde pek yansımayan özellikleriyle. Real Madrid'in sağ ön sol ön oyuncusunun Kroos'tan daha fazla gol atmış olması lazım. Bunu söylemek istiyorum. Yani Benzema evet ama öbürleri işte. Benim de çok beğendiğim oyuncular yani. Hepsi izlemesi çok zevkli oyuncular. Vinicius, Rodrigo Goes. Yani izlemeye doyamıyorsun. Muazzam spektaküler oyuncular. Daha fazla gol katkısı alması gerekiyor Zidane hocanın. Bence yine takımı çok iyi toparladı diye düşünüyorum Zidane'ın. Ama golcü sorununa bir nihai çözüm bulması gerek. Ya yani mesela eskiden Real Madrid'in çok iyi yedek santraforları olurdu. Bir ara Morientes. Evet. Hatırla. Hatırlıyorum. Yani Mijatović, Şuker. Ya say say bitmez canım yani. Real Madrid'de Adebayor'du ya yedek santrafor bir ara yani. O açıdan sıkıntıları var gözüküyor. Ama Real Madrid transfer politikasını değiştirdi. 20 yaş altı potansiyeli yüksek genç oyuncular alıyorlar. Real Madrid bile bunu yaparken hala bizim Türk yani Florentino'ya yani büyük ihtimal evde böyle para sayma makinesi vardır. Ya makine de değil başka bir şey vardır. Adamda o kadar para var. Kulüpte de o kadar para var. Geliri aşırı yüksek bir takım Real Madrid. Yense de yenilse de çok yüksek gelirleri. Ama demek ki ayağı yorgana göre uzatalım kafasıyla transfer yapıyor. Potansiyel oyuncu alıyorlar. Yani mesela Rodrigo'yu Gozu aldıkları fiyata Rodrigo gelse mesela Tottenham'da oynasa 5 sene sonra onu al 100 milyonu alamazsın. İşte Coutinho fiyatı olur onlar. Oradan güzel düşünüyor ama işte bu kısa vadede de Benzema'ya bir alternatif ya da Benzema ile beraber oynayabilecek bir golcü daha olsa kadroda. Yani belki var ama o performansı göstermesi sağlansa Real Madrid şampiyonluğa daha yakın derim. Ama çok kaçırıyor. Real Madrid bu sezon daha çok az gol yiyerek. Yani çok gol atmasındansa az gol yiyerek bu liderliğe tırmandı. Courtois da hakikaten geçen ilk geldiği zaman sıkıntılar yaşadı. Abi Real Madrid burası normal yani. Barcelona Real Madrid normal yani. İlk gelince hemen öyle olmuyor yani. Sen Messi Ronaldo değilsin. Hele hele böyle kaleci sen çok zor. Ve iyi bir kaleci yerine yani bayağı iyi oynuyordu Navas. Daha genç daha yeteneklisini almak istediler. Courtois'u aldılar. Ama tamam yani o oldu. Courtois işi oldu. Hakikaten maçta bir ara. Yani hele o son dakikalarda tamam dedirtti ki City maçında da bence gayet iyiydi performans. Evet. Geçen sezon işte Ajax'a elendikleri maça çok takıldı Real Madrid. Ajax'ın geçen sezonki performansının eksepsiyonel yani sıra dışı. Beklentinin çok üstünde oldu. Kesin ki bu sezon UEFA Ligi'nden de elendiler. Hatta geçen gün Hollanda Kupası'ndan da elendiler Mourinho, Tottenham, Pochettino geçen sene hani Pochettino Tottenham şampiyonu giderken Pochettino sen yapamıyorsun diye gönderdiler ama oldu mu sence Mourinho Tottenham? Olmadı tabii ki. İngiltere demişken İngiltere'ye geçelim istersen. Çok kısa zaten. Çok geçelim diye kalmadı. Zaten. Hani Hollanda'dan şöyle geçeceğiz. Kaleci Tim Krul bu ilk değil. Yani işte penaltı canavarı, penaltı kurtarma canavarı. Dün akşam kupa maçı vardı. Tottenham'ı eleyen taraf oldu Norwich ki 28 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Çünkü bunda başrol isim işte görüntüde Krul. 28 yıl önce çeyrek finale çıkan takımın ve stoperini hatırlıyorum. Çünkü arkadaş olduk program yaparken Ian Butterworth. Evet. İlk İngiltere Premier Lig tanıtımında da kaptan olarak o çıkar Norwich kaptanı olarak. Onunla yazıştım. Ya Tim Krul ne biçim adam dedi. Dedi ki su şişesinin üzerine Tottenham'ın da penaltı atacak oyuncuların daha önce penaltıları nereye attın? Yani penaltı eğilimini yazmış. Çok özür dilerim. Onların böyle penaltı eğilimlerini yazmış. Bunu ilk ben 2006'da böyle Alman kaleci Lehmann'dan görmüştüm. Arjantin. Almanya maçı değil mi? Penaltılara giden. Hatta yasak değil mi kardeşim falan diye. Yani Arjantin tutuyorum bu maçta o yüzden. Tepki göstermiş. Falan değil tabii ki yani. Yasak değil. Aklı başında insan yapar bunu. Ki Tim Krul bir efsanedir şu açıdan. 2014 Dünya Kupası Hollanda-Costa Rica maçı. Van Gaal ilk 11'de Silas'ını oynatıyor. O zamanın böyle Ajax kalecisi. Ama penaltı atışları, Silas'ın çok iyi kaleci. Bir konu hariç hiç penaltı kurtardığı maçlarda yani çok az rastlanmış. Yani antrenmanlarda falan da. Çok az penaltı kurtarabilen bir kaleci. Ama Tim Krul penaltı kurtarma canavarı. Uzatmalar biter bitmez penaltılardan önce ya da uzatmanın en sonunda. Değil mi? Oyuncu kaleci değişikliği. Yaptılar. Silas'ın çıktı. Krul girdi ve Krul'un kurtardığı penaltıyla yarı finale çıktı Hollanda. Yine çok iyi performans. Yalnız Mourinho açısından. Şimdi Mourinho'yu tarif ederken iç sahada Mourinho'nun çalıştığı takım çok zor gol yer değil mi?
13 maçın sadece ikisinde gol yememiş Tottenham. Kendi sahasında oynadı. Hı hı. Zaten böyle penaltılar konusunda İngiliz takımı çalıştırırken Mourinho'nun artık talihsizlik mi, ihmalkarlık mı bilmiyorum ama 7. kez ya penaltı atışlarında Mourinho'nun çalıştırdığı İngiltere takımı kaybeden taraf. 5 kez Chelsea ile kaybetmiş. Açtım tek tek baktım. Bir kez United'la, bir kez Tottenham'la. Belki de hani bu maç penaltılara kalmaz diye hesaplamış olabilir. Hesaplasa da Tim Krul'a ne yapacaksın yani? Tabii ne Norwich, yapacaksın? Yani? Norwich olarak düşünmüş olabilir. Sonuçta Premier Lig'in dibinde olan bir takım. Biraz küçümsemiş olabilir belki de. Küçümsenecek bir takım değil yalnız. İşte onu burada herhalde görmüştür çok artık. Çok başarılı bir teknik direktör Daniel Farke. Bence Norwich düşse de Daniel Farke üst düzey takımlardan bir tanesine gidebilir. Hı hı. Ben Daniel Farke'nin performansını birçok teknik direktörün daha üstünde olduğunu inanıyorum, öyle düşünüyorum. Norwich'i bir kere o bütçeyle çıkarması büyük işte. İngiltere Championship'ten Premier League'e çıkarması. Premier League'e çıkmasına rağmen bir mesela onlarla beraber çıkan takımlara göre Aston Villa'nın harcadığı paraya bak, Norwich'in harcayamadığı paraya bak. Hı hı. Norwich'in de çok cüzi rakamlarla transferler yaptı. Büyük teknik direktörlük farkı oluşturduğunu düşünüyorum. Daniel Farke şimdi bütçesi olmayan bir Jürgen Klopp gibi aslında. Yani Mainz dönemi Jürgen Klopp'u gibi teknik direktörlük yaptığını söyleyebilirim. Hı hı. Teknik adamlık tarzları da, kişilikleri de benziyor ki ikisi de Borussia Dortmund çatısında yıllarca zaten çalıştılar. Bakalım ben Norwich düşerse şaşırmam. Üzülür mü? O ayrı hakikaten. Çünkü bayağı güzel oynayan bir takım. Hı hı. Güzel oynamayı, iyi oynamayı şaşırmadım ama Daniel Farke düşmez. Yani Daniel Farke devam eder. Devam eder. Hak ediyor da ben öyle düşünüyorum. Ama Mourinho, Mourinho'nun CV'si. Mourinho'ya çok büyük saygımız var geçmişine. Ama son zamanlarda bu iş olmuyor. Bir de gelirken... Biraz geliştiremedi mi acaba kendini? Ya şimdi tabii hem Harry Kane'in uzun süreli sakatlığı falan bunlar da şimdi Mourinho'yu yargılarken biraz da elimizi vicdanımıza koyalım. Şimdi Harry Kane olmadığı zaman Pochettino hoca ama da... Ama son 3 takımına baktığımızda bazen çözüm bulsa da çok uzun süredir yok. Yani Harry Kane'in sakatlığı çok uzun. Bir de Son da sakatlandı. İkisinin sakatlığı aynı anda oynayamadıkları dönemler oldu. Ha, çağrı üret. Pochettino üretiyordu. Onu ama doğru hesaplayamadılar işte Pochettino'nun nasıl çağrı ürettiğini. Ben Mourinho'nun şu esnada böyle Pochettino'dan daha fazlasını yapmasını beklemiyorum bu Tottenham'da zaten. Çünkü bu Tottenham'ı ilmik ilmik örerek geldi Pochettino. Şampiyon Ligi finaline kadar çıkardı. O kadroyu da başka hoca kolay kolay o finale kadar çıkaramazdı diye düşünüyorum. İşte Ajax Real Madrid'den bahsettik. Tottenham Ajax maçı da değil mi? Evet evet. Acayip bir dönüştü yani. Öyle böyle bir dönüş değildi o. Evet. O tamamen teknik adamlık becerisiyle de ilintili bir şeydi. Yani Mourinho'nun tabii ki gelmiş geçmiş en büyük hocalardan bir tanesi. Yani o ilk ona falan girer gelmiş geçmiş hocalarda. Ama herkesin bir en verimli olma dönemi oluyor. Bazen de o dönemin gerisinde kalıyor, bitiyor. Olabilir. Ama yine şu kadrodaki yani burada sorun başkandır ya. Bu Daniel Levy. Ben hayatta böyle birini görmedim. Numan bak seni böyle yemeğe falan götürürse gitme. Tamam. Niye biliyor musun? Parayı sana ödetir. Yıllardır alınması gereken. Ya bir ara yani bir yıla yakın falan hiç transfer yapmadılar neredeyse. Yani hem Premier Lig'de başarılı ol, hem Şampiyon Lig'de başarılı ol, hem bir FA Cup kazan. Geçen sezonu öyle geçirdiler işte. Tabii canım. Transfersiz geçirdiler. Bir tek işte Brezilyalı koşucu abiyi aldılar. Hadi koşturdur sen falan diye. Lucas'ı mı diyorsun? Lucas Moura'yı söylüyorum. Aha. Yani abi ondan sonra bayağı süre transfer yapmadı. Oyuncunun yaşları ilerdi. Ben bakıyorum mesela Vertonghen falan. Ben Vertonghen'i 10 yıl önceki oyunda böyle alıyordum. Oh ya yıllarca götürürüz takımı falan diye. Şimdi belli mesela Vertonghen yine gol attı falan. Ama yok yetmiyor. Yani o oyuncu değiller artık oyuncu. Bu kadro miadını doldurdu. Sorun o. Yani Harry Kane tamam. Son tamam. Bir de şeye çok takık. Troy Parrott'ı oynat diye. Dün oynattı. Mourinho Hoca da hani söylüyor. Ya sorsan siyah mı beyaz mı sarışın mı esmer mi onu bile bilmezler. Her gören beni Troy Parrott'a. İşte bu da Tottenham'ın oyuncu kadrosunun ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyor. Bir, iki ne kadar Tottenham taraftarının değişime, yeniliğe aç olduğunu gösteriyor. Hı hı. Aslında o tartışma zihin açıcı bir tartışma. Tottenham'ın içinde bunun durumu anlamak için. Yani hep aynı isimler tamam abi yıllardır yani. Ama dediğim gibi sakın ha. Neydi başkanın adı? Daniel Levy. Başkanım sağ olun ben yedim de gitme. Gitmeyeceğim. Valla kitler sana ki Londra'da yanarsın. Ama şimdi birazdan Emir'le yemeğe gideceğim. Çok güzel. Afiyet olsun. Programımızın izleyicimize de. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Hayri abi. Tekrar karşınızda olacağız. Mutlu Anet'ten bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.